12 yıllık evliliği var Güven Kıraç'ın. Çok da sevilen tiyatro oyuncularından, dizi oyuncularından bir tanesi. Fakat öyle bir şekilde görüntülenmiş ki kaçamak mı yaptı iddiaları da gündeme gelmiş. Allah Allah. Güven Kıraç eşini mi aldatıyor? Buyursunlar. Olay, olay, olay. 12 yıllık evli oyuncu Güven Kıraç'ın çapkınlık turları. Eşi Başak Kıraç'ı aldattı mı? Mekanda birlikte eğlendiği genç kız arkadaşıyla yakalanınca ne yaptılar? Nasıl şok oldular? Aldatma sorularına ne cevap verdiler? Sonuçta hani evlisiniz, o yüzden yanlış anlaşılmalar. İstanbul Maros avukatıyım. Güven Kıraç'ın soğuk terler döktüğü olaylı röportajın tüm detayları şimdi. Güven Kıraç, tecrübeli oyuncu. 12 yıldır Başak Kıraç'la evli ve çiftin Maya adında bir de çocukları var. Ancak bu görüntüler deprem etkisi yaratacak. Yer Asmalı Mescid, gece yarısı. Güven Kıraç ve genç bir kız arkadaşı bir mekanda birlikte alkol alıyorlar ve eğleniyorlar. İkili koyu muhabbetlerinin ardından mekandan ayrılıyor. El ele tutuşuyorlar. Aman Başak Kıraç görmesin. Güven Kıraç bir süre genç kız arkadaşıyla el ele yürümeye devam etti. Ancak bir süre sonra muhabir ve kameramanı fark edince olaylar hız kazandı. Muhabirin sorduğu sorular soğuk terler döktürdü. Merhabalar, nasılsınız efendim? Teşekkür ederiz. Keyifler nasıl? Evet, neler yapıyorsunuz? Çok kısa konuşsaydık. Güven Kıraç ve genç kız arkadaşı el ele tutuşmaya bıraktı. Teşekkür ederiz. Keyifler nasıl? Evet, neler yapıyorsunuz? Çok... Hatta yanlarındaki beyefendi muhabire sesini yükseltti. Haydi. Hanımefendiyle de birlikteydiniz. Yapmayın böyle şey. Yöneltilen ihanet soruları karşısında stresli anlar yaşadı. Yalanladı. Yapmayın dedi. Hayır. Yapmayın. Yanlış anlaşılmalar var. Arkadaşlar müsaade edebilirsiniz. Sonuçta hani evlisiniz. İkili artık ayrı ayrı yürümeye başlarken genç kadın yüzünü hiç göstermedi. Başını eğdi. Hanımefendiyle de birlikteydiniz. Yapmayın böyle şey. Siz neler söyleyeceksiniz? Beraber içeride çok samimiydiniz. Olay görüntüler infial yaratırken kendisinin avukat olduğunu söyleyen hanımefendi kamuya açık alanda haber yapmaya çalışan muhabire kavga mı edelim diyerek sert çıktı. İstanbul Barosu avukatıyım. Şu anda kamu müsaade edebilir misiniz? Tamam, kamuya müsaadesiyle. Bir saniye ya. Güven Kıraç'ın bu görüntülerin ardından eşine ne açıklama yapacağı merak konusu olurken yazılan haberlere göre Güven Başak Kıraç çifti boşanma aşamasındaymış. Ancak her ne kadar boşanma aşamasında olsalar da bu yaşanan gelişme kabul edilebilir değil. Ve maalesef Güven Bey, bunun ismi ihanet. Haydi hanımefendiyle de birlikteydiniz. Yapmayın böyle şey. 12 yıllık bir evlilik, bir kız çocukları var. Güven Kıraç, Cihangir semaları tahminim oralar. Bir hanımefendiyle böyle el ele gayet İkinci evliliği değil mi Güven Kıraç? İkinci evliliği. Çünkü evet. İnsan içinde de öyle el ele sevgili gibi gezebiliyor. Boşanma aşamasında oldukları söyleniyor çiftin ama henüz bir boşanma gerçekleşmiş değil. Yani bununla da bir ihanet oluyor bu durumda. Ne düşünüyorsun Pınar? Şimdi ne düşünüyorum? İşte Güven Kıraç bu arada benim 30 yıl önce Gayrettepe'den komşumdu. İlk evliliğini yaptığı eş. Biz bir apartmanda oturuyorduk. Çapkın mıydı o zaman da? Yok ya, çok sevdiğimiz, çok yani takdir ettiğimiz çok da iyi bir oyuncu aslında. Aklı başında bir insan. İyi bir aile babasıdır da üstelik. Yani şimdi benim bir insanın işte bak işinde ne kadar başarılı olursa olsun. Maalesef özel hayatında başarılı değilse yaptığı bütün işlerde çöpe gidiyor. İlk eşinden neden boşanmıştı hatırlıyor musun? İhanetten gene boşanmıştı. Bak şimdi ya, bak ya. Pınar ya. Evet. Ama Pınar şey, bu, ya. O zaman bu, evet. Bu bir huy olmuş ya. Yani şimdi ilk eşini aldattı mı Güven Kıraç? Ondan aldatmıştı, mı? Aldatmıştı. Aldatmıştı evet. Şimdi zaten şunu söyleyeyim. Hani ben bazı erkekleri nasıl aldattığını ediyoruz. Hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Geçmiş zaman ama o zaman da yine böyle bir ihanet olayı vardı ve aldatmıştı. Biz hatta o zamanlar o apartmanda beyaz ben ve Güven Kıraç böyle ünlüler apartmanı gibi bir şeydi. Gayrettepe'de oturuyorduk. Çapkınlar apartmanıymış o.
Ay, beyaz da oradaymış. Tehlikeli. Beyaz'ın bir anımız var Beyaz'la. Sonra bir gün anlatacağım onu size. Bizim teraslarımız yan yanaydı. Anlatacağım. Konudan kopmayalım. Şimdi erkeklerin hani... Beyaz terastan terasa geçer. Neyse. Olabilir. Neyse. Benim de aklıma direkt geldi. Çok fenasınız Bilal Beyciğim. Az sonra. Çok fenasınız. Beyaz da bağlanabilir. Bağlansın. Şimdi erkeklere bu yaşlarda genç kalmak için hani hep söylüyoruz ya bazı erkekler diye parantez içinde yani tırnak içinde söyleyeyim yoksa Bilal Bey bana kızıyor. Evet genelde erkeklere. Kendini daha dinamik, daha iyi hissetmek için kendinden genç bayanlarla. Bana bakmadan anlat. Kendinden genç bayanlarla birlikte olabiliyorlar. Didemciğim bunu hep görebiliyoruz. Yani şimdi burada da yine şöyle bir vaka var. Yaşını başına almış bir adam ama yanında körpecik, gencecik bir kız. Bir kere bu bir zaten şey çirkin bir görüntü. Yani tasvip etmeyeceğim bir görüntü bu. Bir de nedense bu durumlar kadınlarda olmuyor. Bak mesela 30-40 yıllık nasıl evli olmuyor? Olan kadınlar olmuyor Bilal Beyciğim. Erkekler maalesef eşlerini yok efendim orta yaş erkeklerde oluyor bu. Orta yaş bunalımı. Efendim antrepoz bunalımı. Efendim kocasını aldatan kadınlar yok mu hiç? Ya onu yok mu? Şu an ama genç vardır. Erkeklerle kocasını aldatan. Ama erkekler kadar değildir. Olmaz olur mu? Var değil mi? Şimdi var. Erkeklerin böyle süreçleri var. Niye erkekler kadar? Kadın nüfusu daha fazla niye bir kere. Niye kadınlar hiçbir zaman için menopozlarını Türkiye'de de fazla. Kadın nüfusu daha fazla. Hayır kadınlar hiçbir zaman için menopozlarını şey bahane ederek kocalarına ihanet etmezler. Hiçbir kadın bir kere iyi ekmeğini sıcak yuvasını böyle bir gece için böyle bir gecelik bir kaçamak için asla yuvalarını bozmazlar Bilal Beyciğim. Bu konuda bak ben hep kızarmaya başladım ben. Ne alakası bu konuda lütfen kadınların hakkını yemeyelim. Bak lütfen. Hava yağmurlu şimşekler çakıyor. Pınar Eliçe kağıtlarıma bakıyor. Ne olur Pınar kesme sözümü. Şu garip Bilal sana yalvarıyor. Ay kıyma. Evet kıyma lütfen. Ama yani hiç fırsat vermiyorsun. Ama bak ben çok önemli bir konu var. Burada benim şah damarıma basılan bir durum var da bunu konuşmak istiyorum ben müsaade ederseniz. Peki buyurun. Bir de şimdi sen karınla bir sorunun var veya yok. Karından korkuyorsun veya seviyorsun veya sevmiyorsun. Bir gece hayatına almışsın bir genç kızı çıkmışsın. O kadar toplumun içerisinde de o kızın elini tutmuşsun değil mi? Yürüyorsun. Bir muhabir arkadaşımızı gördüğün zaman niye bırakıp terk edip gidiyorsun? Ne ayıp şey. Eğer sende o yürek yemişlik varsa, o eli de tuttuysan, 50 muhabir de gelse o eli bırakmayacaksın kardeşim. Ben bu tür olaylara inanılmaz böyle hani agresifleşip sinirlenebiliyorum bu tür erkeklere. Ya yani şimdi... O yanında taşıdığın kadına da hakaret oluyor. Hanımefendi de avukatmış orada mesleğini söylüyor bir de. O da mesleğini söylüyor. Ben avukatım diyor. Tamam güzel. Uyarıyor. Uyarıyor. Uyarıyor yani. Ama çekerler. Şimdi bak avukat hanımsa çekerler. Güven Kıraç. Oyuncularından bir tanesi çok başarılı çekerler. Bir oyuncu. Ve evli bir oyuncunun bir başka hanımefendiyle haber eve görüntülenmesi bir haberdir. Dolayısıyla çekecek. Bir de Güven Kıraç'a söylüyorum. Güven Kıraç madem karından korkuyorsun neden o zaman herkesin görebileceği o yer Asmalı Mescit denen bir sokak mı orası? Cihangir'de ya Asmalı ya Cihangir'de. En az 50-100 kişiyle karşılaşırsın. Madem korkuyorsun neden böyle bir yere gidiyorsun? Yok o karısından korktuğundan değil bence. Neden? Senin demin... Yayının başında, konunun başında söylediğin çok önemli detay zaten Güven Kıracı yakaladı. Yani o Güven Kıracı'nın ilk evliliğinde de karısını aldatmış olması. Ve ihanet yüzünden ayrılmış olması yine aynı şeyi tekrarladığını gösterdi. Burada karısından korktuğundan değil, tazminat ödemekten çekiniyor. Şimdi burada aldatarak boşanacak çünkü. Ödesin. İhanet etmiş olacak. Çok yapsın. Ağır kadın maddi manevi tazminat istemiyle davayı açacak. O kadının 12 yıllık emeği ne olacak? Tabii ki ödeyecek. Öyle kolay mı ya? Biz bıktık mı antrepozlu erkeklerden? İhanet ettiği için o tazminatı ödeyecek tabii. Bu bir tabii. İhanet ispatı yoksa, oluyor zaten. Yoksa herkes herkesten boşanabilir işte. Yani geçimsizlik nedeniyle ama ihanet etmek... tabii ki daha bir yüklü suç. Bir tazminat ödemesi karşısında maalesef bu tarz erkeklerin eşlerini aldatarak bakın tüm emeklerini
karşılığını saygısızlık olarak verilmesine son derece ayar oluyorum arkadaşlar. 12 yıllık eşin senin bu değil mi? Hani birincisine ihanet ettin. Sana bir çocuk vermiş, 55 yaşında baba olmuşsun. Baba olmuşsun. Ne kadar güzel bir şey. Yani bunun kıymetini, değerini bilmen lazım. Bilmen lazım. Yani buna en azından bak, ben şunu anlayabilirim. Evlilikler kadar ayrılıklar da tabii ki olabilir insan hayatı ama saygı çerçevesinde diğer kadını rencide etmeden. Sen şimdi ne oldu, yakalandın, hem eski eşini rencide ettin hem yanındaki kadını rencide ettin. Hem de bizi en başa döndürdü, birinciye döndürdü. Birinciyi de şey yaptık. Olmadı ya Güven Kıraç, senin gibi bir oyuncuya gerçekten olmadı ya. Yani ne kadar başarılısın. Ne kadar yıllardır çizmiş olduğum bir çizgim var. Ya, evet. Yani bu sinemada kadar da, mı? Dizilerde tabii, tabii de, ki ya. Bir gemide filmi, bir masumiyet filmi. Ben oradaki oyunculuğum unutulur mu? En çok buna kızıyorum zaten. Ya, en çok başarılı. Buna kızıyorum. Yani aynı zamanda insan... aynı zamanda ressam biliyor musun? Yok, çok başarılı bir ressam. Geçen yaz Bodrum'da 4. sergisini açmıştı. Çok güzel portre çizer kendisi. Akrilik çizer, akrilikle çalışır, portre çizer ve 4. sergisini açmıştı geçen sene. Yani şimdi düşünsenize ya, bak ben şimdi bunu izliyorum, ne düşünüyorum biliyor musun? Güven Kıraç gibi bir oyuncunun, bir kariyer sahibi bir oyuncunun farenin kediden kaçar gibi kaçması ne kadar kötü bir görüntü. Boşan, ne yaparsan yap ya. Değil hani mi? Kadından memnun değilsin. Değil, sen boşanırsın. Boşan. Çok üzücü. Ben genç, yakıştıramadım genç kendisine. Genç birisiyle yaşamak istiyorsun, evlenmek istiyorsun. Ya ne o demek? Da razıysa, ne o da demek? Razıysa. Ne demek? Ne demek ya? Neyin ya? Daha ne kadar genç? Yani sana ne ya? Ne i̇stiyorsa, demek canı ya? İstiyorsa gençlik. Boşandıktan sonra yapamaz mı ya? Ben buna da karşıyım Hayda, ya. Hayda, sen niye böyle her şeye karşısın? Karşıyım Bilal Beyciğim. Her şey birbirine yakışır, yakışırlılığı var. Yani benim göz zevkimi bozuyor bir türlüsü. Ben ne yapayım? Ama senin göz zevkine böyle bir eş seçecek. Hayır ya, aklın yolu bildir. Boşandıktan sonra diyorum ya. Boşandıktan sonra. Bu 30 yaşlar, 40 yaşlar bak gerçekten yani artık yani ben görmek istemiyorum bu tür şeyleri ya. İyi örnekler değil bunlar. Ya kadınlar yaparken bir şey demiyorsun. Biz bunları alkışlayamayız yani. Erkekler yaparken yani niye Allah'ın razı olmasın? Kadınlar ne yapıyor Allah aşkına Bilal Beyciğim? Yani hiçbir kadın kendinden 40 yaş şeyle olmaz yani. Var, o da var. Yok yok, nerede var, kim var? O da var, bulur getiririm niye sana. Niye bulamıyorlar biliyor musunuz Bilal Bey? Çünkü kendi yaş grubundaki erkekler 20'lik kızlara baktığı için kadınlar maalesef yaş grubuyla olamıyorlar. Niye? Çünkü onlar 20'li yaşlardaki kadınlara gözünü kestirip kendilerini daha genç hissetmek için bu tarz ilişkileri tercih ediyorlar. Şimdi esas benim merak ettiğim konu. Şimdi bu olaylar ve bu görüntülerden sonra eski eşiyle durumu ne hale gelir bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki eski eşi güzel bir tazminat alır bu işten. Bankacıymış zaten. Oh! İyi hesaplar. Alsın. Eski eşi bankacı. Yani eski eşi değil, şu andaki eşi bankacı. Alsın. İyi hesaplar, hesabı kitabı yapar. Canım efendi avukatmış. Yalnız o da avukatmış. Oyunculuk mezunuyum. Sadri Alışık Kültür Merkezi de Cihangir bölgesindeydi ve bir dönem bir sene oraya gittiğim için çok fazla orada vakit geçirdim. Yönetmenler, oyuncular, oyuncu olmak isteyen kişilerin orada uğrak kafeleri, yerleri var. Evet. Yaşlı, yaşını almış, hani çok iyi rollerde, baba rollerinde oynadığımız ve saygı duyduğumuz kişilerin yanlarında oyuncu olmak isteyen 20'li yaş gruplarında kızlarla yakın hallerde o kadar çok ismi gördüm ki. İnanmıyorum ya işte. Ve bir konuşmaya da şahit tabii oldum. Ki İsmini vermeyeceğim. Çok iyi bir dizide. Başrol oyuncusu, baba karakteri. Bombaysa söyle. Yok, vermeyeceğim. Bence kabahat kızlarda. Ne işin var senin baban kıza yaşındaki ki, adamın yanında? Kıza ne diyor işin ki, var? Ben seni diyor, benim dizide diyor... Bu hafta diyor konuşacağım yönetmenle, benim dizide sana rol vereceğim. Kız daha yeni başlamış oyunculuk kursuna. Olsun, yetenek gördü onda belki. Ne yeteneği? Belki yetenek yeteneği gördü. Kızı okşayarak mı keşfediyor ben acaba? Ben bilemem onu. Sen gördüysen anlat. Ha, böyle bir şey yok. Gördüysen öyle bir şey şimdi, varsa hanımefendi anlat. Hanımefendi avukatmış, tamam. Oyunculuk hayali ya da böyle bir şey yok. Ama bunun örnekleri de var. Bundan bahsediyorum. Kızın yani, ne işi var orada? Kendi oyunculuğunu ve kızın tecrübesini kullanarak. Kızın ne işi var? 20'li yaş grubunda. Kız niye orada? Kız niye orada? Oyuncu niye? Olmak istiyor. Allah Allah. 90'lar mantığı. Zannediyor ki öyle olursa. Oyuncu olacaksa gitsin yapım şirketine. Şimdi bak, babasının yaşındaki oyuncunun yanında niye kendini öyle kaç tane genç kızı harcadılar, harcandı. Ya zaten o şekilde yol yürüyen hiç kimsenin bir yere gelebileceğini zannediyorlarsa yanılıyor. Genç mümkün kızlarımıza değil. Bunları söyleyelim. Yanılıyorlar. En büyük yanılgı bu. Bakın, sizdeki kabiliyet zaten gitmiş olduğunuz okullarınızla
veya size evet. verilen fırsatlarla o keşfedilir ve görülür. Aynen. Ya bir şeyler zor olsun ya. Zor daha olsun biraz. Olsun, daha yaşınız olsun. Kaç, başınız kaç. Kimse kimseyi alıp oradan buraya zaten kolay, koymuyor. Kolay şöhret olmak isteyenler. Kolay şöhret olmak isteyenler. Yaptığınız bu çok yanlış. Genç kızlar size evet. sesleniyorum. Kolay şöhret olunamaz. Olamazsınız her zaten. Her şeyin bir zamanı var. Olursun yapmayın da, bu hatalara düşmeyin. Bu hatalara yani. Düşmeyin. Yani arkanda biriktirdiğin bir background'un olması evet. lazım. Öyle kolay değil. Bu masalara ben kolay oturtmazlar. Ben hala bak diyorlar ki örnek yarışma vereceğim. Programında. Aşkım evet, senden örnek veriyorum. Vardı. Bak 38 yaşına kadar evet. böle tırmalayarak işinde meşakkatlerle evet. gelmişsin. Ben 48 yaşındayım hala çabalıyorum. Bakın kolay yani değil. Daha genç gösteriyorsun. Peşinde. Daha genç gösteriyorsun. Yani teşekkür ederim. Onu söyleyeceğim. Bu kadar kolay değil. Siz daha 20 yaşında bence, hazıra konup. Ben de iyi geçin. Ben sana güzel şeyler söylerim. Niçin? Daha genç gösteriyorsun. Ben zaten size iyi geçinmeye çalışıyorum. 5 ay, 4 ay, 5 aydır. Teşekkür ederim. Elimden geleni yapıyorum Bilal Beyciğim. Ben de sizi sayıyorum adım zaten. Hıdır, elimden gelen budur. Ay canım benim. Yani o yüzden kızlarımıza da şunu söyleyelim. Hiçbir başarı emeksiz ve çabasız asla. Olamaz. Asla. Belli bir zorlukları görmeden olamaz. Armut piş, ağzıma düş. Yok böyle öyle bir dünya. Yok tabii canım. Benim yok. Asla, ya da asla. Asla. Asla yok. Sadece kandırılırsınız. Sadece kullanılırsınız. Evet. Yapmayın güzel kızlarım, güzel çocuklarım benim. Yapmayın.